19 Ocak 2024 Cuma gününün sesli gazetesi için karşınızdayım arkadaşlar. Ben Korsikalıdır Sesli Gazetemiz hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım. 19'u diyorum ama gerçekten 19'u yani şu anda 18'i saat 23 olmuş. Bir saat sonra zaten 19'una girmiş olacağız. Bugün biraz akşama kaldı sesli gazete. Salon kalabalıktı. Bizimkiler bir film filan seyrettiler. Salonu terk etmediler. Ancak şimdi çekme fırsatı bulabiliyorum. Bugün de hava bayağı bir soğuk Paris'te. Sabah bir açtık pencereyi. Kar yağmış ama tabii ki karlar tutmadı ama soğuk hava. Ben de üzerimde bu kaldığı için şimdi montaj yapan arkadaş yine söylenecek bana niye koyu renk giydin falan diye. İnşallah arkama karlı marlı bir <laughs> resim koyar da beyaz bir fon. Böylece atlatırız bunu bakalım. Şimdi ben Sesi Gazete'ye geçeceğim. Sizde, e, size bir tavsiyem var. E, şey yapın siz like atın, like atın, abone falan olun. İşte çay çorba ne, ne isterseniz yapabilirsiniz arkadaşlar ama unutmayın yani bunlardan en azından bir tanesini yapın yani. Hadi bakalım Sesli Gazete'ye geçelim. Evet şimdi haberler biraz böyle yine birbirine girmiş durumda. İlk gördüğüm haber dün Sesli Gazete'yi yaptıktan sonra bu Merkez Bankası Başkanı var ya yeni bir kadın geldi Hafize Gaye Erkan. Bunun babasıyla alakalı bir... E mevzu olmuş. Merkez Bankası çalışanı Cimer'e yazdı. Hafize Gaye Erkan'ın babası tarafından işten çıkartıldım. Yani işten çıkartıldın da bunlar dokunulmaz olduğu için zaten bunların başına bir şey gelmez. Ama bizim anladığımız, şimdi bak okuyayım ben devamını. 4 yıldır Merkez Bankası'nda çalışan Büşra Bozkurt adlı vatandaş Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddiasıyla Cimer'e şikayette bulundu. Erol, Erol Erkan'a Erkan'a o da babasına yani. Koruma ve makam aracı da tahsis edildiğini söyleyen Bozkurt, Erol Bey'e benim okula giden 7 yaşında bir çocuğum var, onu her gün okuldan almak zorundayım, evli bir kadının bu saatlere kadar çalışmak bana zor gelebilir dedim. Bir de böyle eşek gibi çalıştırıyorlar ya Türkiye'de öyle ekstra ücret vermiyorlar, bir şey yok, senin tatilin yok, ya patron ne zaman giderse sen ancak o zaman gidebiliyorsun evine falan böyle, böyle bir sistem var biliyorsunuz iğrenç, hak hukuk olmadığı için. E, Erol Bey sinirlendi ve yüksek sesle bunu söyleyen elemana çalışmıyor gözüyle bakarım. Biz sizin için Amerikalardan kalkıp geldik. Sizin için mi? Sizin için. Oradaki çalışan için geldi. Hayır sana daha kıyak maaşlar verdiği için e, sizi Tayyip getirdi. Onun için geldiniz yani orada çalışanlar için. Ne gelecek sizin için geldik? Sanki o kadın orada sizin için, senin için çalışıyor. Herkesin bir işi var, bir iş yapıyor. Saatini feda ediyor. Onun karşılığında ayın sonunda maaşını alıyor. Hıyar. Bir de Amerika'dan gelmişsin. Hiç medeniyet görmedin. Dingil. Biz sizin için Amerikalardan kalkıp geldik. Tüm düzenimiz bozuldu. Düzenine koyayım <laughs> senin ya. Seni çalıştığın yerde oturt, oturtturmayacağım diye tehdit etti. Olayın ardından çıkışımın talimatı verildi. Destek hizmetleri hiç böyle bu adamların çıkışı hiç böyle bu kadar kolay e eleman mı kovulur? Bunun bir kanunu bilmem nesi, yok mu yani tamam mı böyle kafasına göre patron gelecek oh ben seni istemiyorum artık defol git ben seni işte ne bileyim anlatabiliyor muyum yani bu şimdi Fransa ile karşılaştırıyorum Fransa'da Prudom diye bir mahkeme var iş iş işçi işçi ve işveren uyuşmazlığı yani çalışan işçi demeyeyim çalışan ve işte işveren arasındaki uyuşmazlıkları çözen tabi nispeten Prudom mahkemeleri şeydir biraz daha çalışanın tarafını tutar Yani böyle de bir şey vardır. Böyle bir şey olduğu zaman hemen oraya akseder. İşverenler çok şeydir yani bundan çok korkarlar, çekinirler. Böyle bir olay olduğunda hemen işte tatlılıkla başka bir şekilde bağlamaya falan çalışırlar. Yani aman prudoma um gitmesin mesela falan diye. Olayın ardından çıkış ne diyorduk? Evet ha göre e, olay, olayın ardından çıkışımın talimatı verildi. Destek Hizmetleri Müdürümüzle konuştuğumda talimat babadan geldi. Yapabileceğimiz bir şey yok maalesef diye yanıt aldım. Görevi iademi saygılarımla arz ederim. Şimdi altında da e, Cimer'e yazdığı yazdı şikayet mektubu var. Biraz evvel bununla alakalı başka bir e, şey vardı. Bir haber vardı. Oraya da hemen geleyim ben. DV Türkçenin TCM Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesine yönelik yeni iddialara ulaştı. Banka sosyal tesisi kapatıldı. Aşçı ve garsonlar Erkan ailesine tahsis edildi. Tabii canım Amerika'dan boşuna gelmezler yani böyle bir şey olmasa gelirler mi? Adamlar bostan gibi böyle. Kendi bağları bahçesi gibi devletin malını mülkünü <laughs> üzerinde şu tasarrufa bak ya. Özderi'deki kampı kendilerine münhasır kullanıyorlar. Oh ne güzel. Ondan sonra da kadın ağlıyor. Ya, vallahi ben hatından daha pahalı ya bulamıyoruz. Bok ye. Zıkkımın kökü niye <laughs> bu kadar? yani çökmüşsünüz zaten. Daha gelir gelmez ayağının tozuyla Amerika'dan sizi getirmiş. <laughs> Devletin malını kendi malınız gibi kullanıyorsunuz. Bunda hiçbir beis görmüyorsunuz. Utanma harlanma zaten onları çoktan geçtik. Görgüsüzlüğün ötesinde ülke bundan görgüsüzlüğün ötesinde ülke bundan zarar görür. Hepsi bunların böyle. Zaten görgülü olan birisinin bunlarla takılma ihtimali yok. Görgülü olsa yani zaten gelir mi? Bu iş yapar mı? Yani neyse. AKP'nin çevresinde böyle bir insanın bulunması mümkün değil. Nasıl bir imparatorluk kurmuş şerefsizler ya. Evet devam edelim bakalım ne varmış. Murat Kurum her mahalle. Evet şimdi bu gitti ya Beşiktaş'la Fenerbahçe Galatasaray kulüpleri falan geziyor böyle. Galatasaray kulübü başkanı densiz densiz o da çıktı dedi. Murat Kurum iyi bir fırsat olabilir falan. Yani siktir git lan futbolcu şey spor camiasından mısın siyaset camiasından mısın siyaset yapmak istiyorsan kur partini AKP'den üye ol ne bok yersen ye yani. Ne, ne yapmaya çalışıyorsun? Galatasaray taraftarlarını Murat Kurum'a oy vermeye mi kanalize etmeye çalışıyorsun? Hıyar. Ondan sonra neyse gitti orada her mahalleye spor sahası açacağız. Gençlerimiz kadınlarımız sokakta güvenle spor yapacak diye bir saçma bir şey söyledi bu adam. her mahalleye spor sahası açacağız. O zaten sizin zamanınızda spor sahaları falan vardı. Hatta spor sahalarını geçtim. Şeyler vardı yani işte deprem anında toplanma alanları falan vardı. Siz onlar işte kendi yalakalarınıza, yandaşlarınıza peşkeş çekmek için kendi müteahhitlerinize oralara böyle inşaat diktiniz yani vardı Ümraniye Belediyesi'nde bir tane işte haberlerde Ümraniye Belediyesi'ne ait yeşil alandır diye sadece bir pano var. Saçma bir pano var. Apartmanların ortasında boş bir şey yani. Bomboş bir şey yani. Burası işte yeşil alandır falan diye. Hiçbir şey yok. Aa, çok bir şey yok. Sadece bir pano var falan orada. Bunların anladığı o. Nere nereye koyacak acaba? Nereleri yıkıp kimin binasını yıkıp da oraya <laughs> spor sahası bilmem ne açacak? kadınlarımız sokakta güvende spor yapacakmış. Yani İstanbul Sözleşmesi'den çıkıyor kadınları koruyan neyse yani bunlar çıkar adam kadınların şeyini düşünüyor yani. yani sokakta yürüyemiyor kadın spor mu yapacak kadın şeyde İstanbul'da rahat rahat. Asgari ücretteki 2 TL'nin sırrı çözüldü emekçiyi bir üst vergi dilimine taşımak içinmiş arkadaşlar. Ee, bu 17.002 olunca biz de hani dalga geçiyorduk ya 2.002'nin bunun acaba sebebi hikmeti ne ola ki filan diyorduk 2 hani hak geçmesin filan bunlar Müslüman ya hak geçmesin 2 lira onun hakkında verelim yani kuruşu kuruşuna filan ee, de, demişlerdir diye ama tabii ki alakası yok 17.002 liranın hikmeti ortaya çıkmış 2 lira olunca bir sonra sonra belli bir vergi dilimine girdiği için vergiden muaf tutulamayacak yani bu insanlar neyse yani o vergi dilimi neyse onu ödeyecekler ondan <laughs> dolayı yapmışlar 17.002 ya bir şeyi de vatandaş için düşünseniz bir şeyi de vatandaşın yararına faydasına yapsanız yani bir şeyle bir şey yani. yani şunu vatandaşın faydasına yaptık filan Ancak seçim zamanı geliyor bir şeyler yaptıklarını iddia ediyorlar onun da arkasından böyle böyle şeyler çıkıyor Şimdi %5 emekliye zam yaptı yapacak neyse. Onu sanki çok büyük bir müjdeymiş gibi takdim ediyor adam ya. Vallahi billahi yani. Yani ölüye bir, bir gıdım su veriyor sanki. Bu, çok büyük bir lütufmuş gibi böyle. Ulan kendine yapıyorsun %150 %100, %100, bilmem kaç zam. Maaşın kaç kaç kaçtan kaça çıktı. Bakanlarına yapıyorsun, milletvekiline yapıyorsun. Ya Bu sefer de sıcak oldu arkadaşlar bunu giydim. Şimdi sıradaki haber Fahrettin Altın. Şimdi bu lavuk bir tweet atıyor. Neyle ilgili tweet attığını az çok tahmin edebilirsiniz. Şu saatlerde biraz sonra gidecek galiba. Kapsülün kapağını falan kapısını kapatmışlar. Bu işte uzay mekiğinin SpaceX'in gideceği manasına geliyormuş. Hava muhalefeti olabilir oldu falan bir şeyler diyorlardı ya. Şeye baktım Barış Özcan'a baktım. Barış Özcan 4-5 tane arkadaşını toplamış. Goy goy yapıyorlar. 184 bin kişi de canlı yayında onları takip ediyor. Goy goy yapıyorlar hakikaten öyle. İşte ben çocukken şöyle yapardık çizgi filmlerde bilmem ne falan lan bırakın bunları ya. Yani Barış Özcan gibi bir adamın da böyle tamam kaliteli içerikle çok fazla kaliteli içeriklerin var yani. O adamın videolarının da ...bazılarını 3 dört kere, beş kere baktığım olmuştur... ...bazılarına hiç bakmamışımdır falan. Ya yani bir ne bileyim bu adamların... ...ekmeğine yağ sürmeyin yani. Şimdi hani gereksiz abartmaya gerek yok. Ya demek ki... ...yedisinden yetmişine... ...en cahilinden, en entelektüeline... ...herkeste bu açlık var. Şimdi güzel bir şey. Ben bu adamın e, uzaya gidecek... ...o neydi o adamın adı unuttum. Yani onu... E, onun. E, background'unu, bu adamın işte plot, çok iyi bir plotmuş, ee, işte bilgisi, bilgi birikimi falan bunları şey yapmıyorum, e, tartışmıyorum. Yani bu tartışılmadı adam işini yapmıştır bugüne kadar, yapıyordur, onda bir sorun yok. Ama şimdi AKP e, Türkiye'de cereyan eden bir şeyi herkesten çok ateşli bir şekilde savunuyor ve sahipleniyorsa Burada bir tuhaflık vardır. Bir tuhaflık vardır diyoruz çünkü AKP gibi kendi ülkesinden, kendi ülkesinin insanından bu kadar nefret eden ve hiçbir şeyde kendi ülkesini ve insanını düşünmeyen ve olup biten her şeyde ilk önce kendisini düşünen doğalgaz çıkartıyoruz Karadeniz'de. Yani ülkeye bunun bu faydası olup olmamış çok önemli değil. Zaten doğalgaz da çıkmıyor. Do öyle bir çıkarttıkları bir doğalgaz falan da yok. Ama bize ne faydası var? AKP'ye ne faydası var? Bize bir faydası yoksa yıkılsın, bitsin, gitsin bu ülke. Adamlardaki kafa bu. Tok otomobil. Yollarda görüyorsun işte kalıyor bilmem ne elektrik sistemini bulamıyorlar vesaire. Var mı şu anda bir aktif bir şekilde bir tok satışı işte servis ağı bilmem ne yaygın mı değil? Ama bize ne faydası var? İlk bunu biz yaptık. Uzaya adam çıkıyor gönderiyoruz parasıyla 55 milyonu veriyoruz basıyoruz gönderiyoruz. Bunun ülkeye ne kadar faydası var? Tamam bir ülke fakir olabilir Hindistan gibi ama aya işte araç da gönderebilir yani bunlar farklı şeyler. Ama AKP bunu çok sahiplendiğinde diyorsun ki bu sadece burada kendi kendilerine yontacakları bir şeyler var yani bu işte. Bu kadar sahipleniyorlarsa işte bundan da ya artık oy getirir bizim sayemizde işte uzaya çıktık biz olmasaydık uzaya çıkabilir miydik? Ulan o içine bindiği oturduğu o astronotun ne bileyim yani o kumaşını yani o koltuğun kumaşını dahi Türkiye'den gitmiyor. Yani sen ne yaptın da neyi sahipleniyorsun? Parasını verip İzmir'den İstanbul otobüsle gitmek, uçakla gitmek neyse sen onu yapıyorsun. Sadece 55 milyon dolar. Şimdi 55 milyon dolar bir arkadaş demin bir videonun altına yorum yapmış. Kaçırdım onu da YouTube videosuna. Ya diyor 55 milyon ulan diyor biz 50 milyon dolara tank palet fabrikasını Araplara satmadık mı diyor. 55 milyon dolar büyük bir para yani filan. Sırf onu dedirtmek için bizim sayemizde çıkıldı yani uzaya. Bunu daha önce zaten 2-3 sesli gazete önce yapmıştık. Türkiye yüzyılı vizyonumuz uzaya ulaşıyor. Türkiye'nin Milli Uzay Programı Cumhurbaşkanı Sayın Recep, Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021 yılında ilan edildi görüyorsunuz değil mi? Recep Tayyip Erdoğan'ı muhakkak katacaklar içine o olmasaydı çünkü böyle bir program olmazdı yani o dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yani Erdoğan olmasa kimsenin aklına gelmezdi yani uzay mı uzay, uzay mı öyle bir şey mi var ya filan derdi yani. Çünkü bunların devrinde döneminde ateş bulundu biliyorsunuz tekerlek filan bunların döneminde icat edildi ya önceden. Biz götümüzü kayaya filan siliyorduk yani. Tuvalet kağıdı bile yoktu ülkede bunların dediğine göre. Bu kapsamda bir vatandaşımıza vatandaşımızın uzaya gönderilmesinin çalışmalara başlandı. Çalışmalara başlandı. 55 milyon doları verdin gidiyor adam. Bu. Türkiye yüzyılı vizyonumuz uzaya ulaşıyor. Tabii şu da çok manidar. Türkiye yüzyılı vizyonunda şehit olan ailenin çadırına 10 tane ısıtıcı bırakmak da var mı? Bu Türkiye yüzyılında. Hıyar. Şimdi bu işte biz gönderme bunu işte başladık buna bilmem ne falan diyorlar ya işte uzaya gönderme sanki çok büyük bir hamle yapmışlar gibi. Bunlar bu uzay araştırma bilmem nesi kurdular biliyorsunuz. Bir çok komik bir bütçeleri var yani 20 bin 30 bin yani çok komik bir bütçesi var bunların. Diğer bunların işte diyanettir bilmem nedir onların yanında gerçekten ciddi olsalar bu konuda. Hani dersin kardeşim diyanetin bütçesi şu kadar milyar TL. Bunun ikisi şu kadar milyar TL olması lazım. Bunun için hiçbir şey yapmadılar. Sadece para verip birini gönderiyorlar. Ben siteyi buldum. SpaceX'in Axiom Space diye bir ayrı bir sitesi var. Want to take a 10 day trip to the space station? It will cost you 55 milyon dolar. Contact us diyor. Orada e-mail atıyorsun e-mail attık biz. Ondan sonra bize orada formüler geliyor. Form geliyor. Bunu formu doldurun. Tabii ki şimdi bunu doldurup yani e, uzaya çıkman için artık bugün bilim adamı olmana gerek yok. Bilim insanı olmana gerek yok. Yani çöpçü de olabilirsin, öğretmen de olabilirsin, mühendis de olabilirsin. İlla ki oraya çıktım ben bir şeyler hazırlayacağım falan bilmiyorum öyle bir şartı var mı SpaceX'in. E, bilimsel bir şeyler yapmam lazım gibi bir şey var mı bilmiyorum ama Belki olabilir hani tadında bırakalım manasında herkesi de çıkartmayalım manasında. Ee, tabii ki sağlıklı olmak gibi bir şartı vardır yani. Şimdi 80 yaşında adamı çıkartmazlar oraya veya fiziki veya işte başka bir sağlık sorunu olan adama izin vermezler yani. O meselenin ayrı bir boyutu da 55 milyon doların varsa biniyorsun SpaceX modülüne. Tabii öğrenci fiyatı yoktur muhtemelen. 14 gün gidiyorsun. Neyse işte 10 gün. Ondan sonra bu sitelere girip arkadaşlar bunları böyle halledebiliyorsunuz. Yani siz de bana kahve, çay, çorba ısmarlayın derken biraz onun için de para biriktiriyorum yani. Olursa işte hayatımızın sonuna kadar biraz tırmalarsak sizin sayenizde ben de belki bir gün gidebilirim. Ee, neyse işte ne diyor ondan sonra uzaya vatandaşımızı gönderdik. Gezer avcılık uzay yolcusu olacak oldu. Gezer avcı bu gece uzay yolculuğuna başlayacak uzay istasyonunda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderilecek aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, algilerden prepolise, propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney uzayda gerçekleştirilecek. Evet işte bizleri böyle oyalıyorlar. İyi gitsin yapsın tabii güzel onun yani deneylerini falan yapsın. 10 günü tabii boş geçirmemesi lazım yani en azından bir şeyler yapsın yani oraya gidiyorken. Ama bizim böyle gözümüzü boyamaya çalışmalarına biz böyle hayranlıkla vay be Metin'in lideri sayesinde artık uzaya giden bir şey var. Eskiden niye göndermediler? Çünkü eskiden SpaceX'in böyle bir imkanı yoktu. Böyle bir imkan sunmuyordu veya teknoloji bu kadar gelişmemişti yani. İlk uçak biletleri mesela 1940'larda 50'lerde falan çok devasa paralardaydı. Şimdi demokratize oldu bu sistem. Yani artık herkes uçağa binebiliyor. Şimdi bu da böyle belki 20 yıl sonra 30 yıl sonra herkes uzaya bir çıkıp bir 2-3 gün kalıp gelebilecek yani. Tamam mı? Bu da olacak yani. Neyse bu konu bayağı uzadı. Makam aracının oyun alanına park edilmesine izin vermeyen müdüre sürgün. Ha işte bu müdüre sürgün veriliyor. Müdür diyor ki arabanızı Muğla'nın Menteşe ilçesinde iletişim başkanlığı, iletişim başkanlığı ya İletişim başkanlığı iletişim başkanı bunun iletişim başkanı patronu Fahrettin Altun denen hıyar kendisinin istemediği birini iletişim başkanı olarak seçer mi seçmez torpil yok mudur dibine kadar vardır dolayısıyla zaten kardeşinin kardeşi amcasının oğlu tanıdığı bilmem nesini falan alıyorlar zaten sadece kendi içlerinden alıyorlar AKP'li biliyorsun bu adam yani eminiz buna Şimdi bu adam, bu e, iletişim Başkanlığı Muğla Şube Müdürü Ahmet Uzun'un makam aracını ve özel aracını Zübeyde Hanım Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'ne ait oyun alanına park etmesine izin vermeyen müdür Sunday Özcan önce görevden uzaklaştırıldı ardından 100 kilometre uzaklıkta bulunan Milas Ortaköy Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni olarak görevlendirildi. Yani şimdi sorsan <laughs> meslekten ihraç etmediğimize dua etsin derler. Öyle de bir tarafları var AKP'lilerin biliyorsunuz sadece park etme orası senin park edebileceğin bir yer değil. Çocukların oynadığı bir alan yani. Ya kimse de buna demiyor ya. Yani. Bu, bu densiz çıkıyor böyle bir şey yapıyor. Bu adamı sürüyorlar. Bir tane hukuktan bir adam ya. Yani o kadar hukuk yok ki bak böyle basit bir şey için bile. Kardeşim siz ne yapıyorsunuz yani? Şu adamı bir dinleyin el. Yani, ne olmuş? Yok. Yok hiçbir şey yok. Böyle basit bir şey için bile. İtalya'dan Türkiye için vize açıklaması bakan yeni kararı duyurdu. Ee, İtalya, şuna bak ya İtalya vizesini konuşuyoruz. Bir tanesi uzaya çıkıyor. Vatandaşlar da şuradan Bulgaristan'a gidecek vize alacak kuyruğa giriyorlar. Bulgaristan, Kozolosluğunda neyse İtalya'sıdır falan hepsi aynı. İtalya'da bir açıklaması falan yok. Konsolosluklar vize talebi akınına uğruyor. Vize almaya hak olan insanlara hızlı ver, vize vermeye çalışacağız ve bunun için daha fazla iş alım yapmaya karar verdik. Bu yani İtalyanlar bunu söylemiş. Yani size olduğunuz gibi muamele ediyoruz diyor aslında adam. Yani Türkiye'nin itibarı bu. O AKP'liler diyor Türkiye'nin itibarı itibarı. Bezemek Türkiye'nin itibarı bu işte. 16 yaşındaki işçi pusat. 16 yaşında işçi. Bir tane bir arkadaş sabah göndermiş. 14 yaşında stajyer çocuk ölüyor. Ya Türkiye'de böyle şeyler oluyor hala ya. Düşünüyor. 14 yaşında. Bir yerde staj yapıyorsun. Endüstri meslek sesinde çocuk. Orada bir makinaya işte kafasını sıkıştırıyor. Bir şey oluyor yani bu kadar herkes işinden bir haber bunun güvenliği bilmem nesi filan ya olur da hani olur iş kazası olur dünyadaki iş kazası en çok olan ülkelerin başında ilk üç sırada Türkiye var ya Avrupa'da birinci orası kesin yani bu kader planı mı yani bu neyse bu başka Mesemlilere 2500-3000 lira verirler. Patronun da insafına bağlı dedim ya insafına bağlı işte o Merkez Bankası Başkanı bilmem ne babası insafına onun gibi Türkiye öyle patronlarla dolu. Ben istersem işte ben saat kaça kadar kalırsam sen o kadara kadar kalırsın. Benden izinsiz gidemezsin. Kafa bu çünkü. Oriental kafa. Tayyip'te de aynı kafa var. Hepsinde aynı kafa var. Yok yani ben, ya ben işten çıkıyorum. Saat bir çıktığım zaman bana benim üstümdeki şefim bilmem kimse bana bir şey yazamaz kimse benden bir şey isteyemez kimse ararlar edebince özür diler adam ya özür diliyor ben ya kusura bakma özür diliyorum ee, çıktığını biliyorum da acaba şunu şuraya koydun mu yani hani, hani mantıklı yani bir, bir şey yok ama benden hiçbir şey isteyemez yani. Benim mesemli bir arkadaşım var 8 bin lira ücret alıyor her gün sabah 8 akşam 7 çalışır Hilal Tokun haberi güzel bir haber var okudum biraz enteresan ama Türkiye'deki şey dokusunu yani işçi işveren işte patron çalışan dokusunu görmek açısından güzel bir şey evrensel gazetesinde okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar 16 yaşındaki işçi pusat. Tepav'ın anketine göre kaç dakika olmuş o Tepav'ın anketine göre Türkiye'de 2016'da katılımcıların %75'i layık bir ülkede yaşamayı arzu ederken e, bu oran 2020'de %81'e çıkmış. Nasıl oldu da o, o arada ne oldu yani 2016'dan 2020'ye kadar ne oldu da %81'e çıktı. %81'e çıktı da işte bu eskiden şeyler yoktu. Bu it kopuk işte biz şeriat rahat bilmem ne falan bunlar yoktu. Vardı tabii yani böyle herkes... Kendi içinde saklardı bunu zaten. Herkesin kendi içinde saklaması lazım bunu. Şeriat istiyorsan isteyebilirsin sadece istemende bir tuhaf yok. Ama sosyal organizasyonu perdürbe etmemen lazım yani senin. Düşünsel olarak, düşünsel olarak kalabilir. Türkiye'nin anayasasında belli demokratik bir, bir cumhuriyet. Yani öyle değil pratikte de öyle değil biliyorum şimdi içinizden <laughs> neler söylediğinizi de yani bu, bu böyledir bu iş. Şeriat kurallarına göre bir hukuk sistemini tercih edeceğini söyleyenlerin oranı ise 2020'de %17 oldu. Yani bizim gördüğümüz hep %17'yi görüyoruz. Biz hiç bu %85'i görmüyoruz. Hiç görmüyoruz %85. Ve korkuyor yani %85'imiz o %17'den korkuyor. Bir de öğretmen vardı işte geçen 23 Nisan mıydı? 29 Ekim'de bir konuştu. Meslekten attılar kadını falan yani. Bir şey söyleyemiyorsun, edemiyorsun. Kimse bir şey söyleyemiyor, konuşamıyor. E ne olacak yani? Yani %17, %85 değil. %17'nin hangi görevleri işgal ettiğine bağlı bu. Eğer bu şeriat isteyen %17, Milli Eğitim Bakanlığı, bilmem ne bakanlığı, polistir, şudur bunu işgal etmişse %85'in yapacağı bir şey yok zaten. Nerede bu para? <laughs> Müşteride. 2022 yılında vatandaşların PTT'ye 8 milyar 133 milyon 495 bin 223 lira para yatırdığı fakat bu paranın 3 milyar 219 milyon 807 bin 39 lirasının kayıp olduğu ortaya çıktı. Kayıp olduğunun ortaya çıkması da güzel bir şey bence. Yani kayıp olduğunun ortaya çıkarılabiliyor olması o bile Türkiye için güzel yani geriye doğru gittiğini gösteriyor bize. Hani ileriye de hani artık çıkıyor bir sonraki iki sene, üç sene sonra bunu kimin yaptığı da ortaya çıkar falan diyeceğim ama öyle olmaz işte. Yani beş sene sonra mesela bu ortaya da çıkmayacak maalesef. Sayıştay raporuna da yansıyan kayıp paranın akıbeti bilinmiyor. CHP şey Kılıçdaroğlu SSK'yı batırdı. Hep SSK, SSK. Allah'tan CHP yani bir onunla anılıyor yani işte yani ama Türkiye'de işte her zaman diyoruz burada bütün kurumlar SSK'dan şey, üst endüstrisi kurumuna, TCD'de hepsi batmış durumda. Hepsi batık, hepsi kendi adamlarını yerleştirmişler, işe gitmeden maaş alanlar, oranın e, şeylerinden faydalananlar işte ne, ne aklınıza ne gelse ucuz biletten faydalanıyor, oranın kendisine verdiği tüm imkanları sömüren adamlar. Ama hiçbir işe yaramayan adamlar anca işte boşlanıyor bulundukları kurumlar falan. PTT de bunlardan bir tanesi. Şimdi bu para nerede? Bu parayı şimdi sorsan, <laughs> sorsan ne derler? AKP'nin ne, ne diye cevap verir? Biz onu kullanmamız gereken gerekli yerleri kullandık. Bunu der. Bu şerefsizler bunu der ya. Yani. Sana cevap verme tenezzülünde bile bulunmazlar yani. Hümmetinin lideri milletimize en küçük bir yanlışı, en küçük bir yamuğu olanın yeri AKP. AK Parti değildir <gülüyor> demiş. <gülüyor> Hadi buna en güzel cevabı verenin cevabını asacağım yorumlara. Milletimize en küçük bir yanlışı, en küçük bir yamuğu olanın yeri AKP değildir. Belki AKP'nin yeri AKP değildir. olabilir yani. Yani AKP'nin bir yeri yoktur yani. Yani siz yamuğu olmayan birini almıyorsunuz ki ulan. Yani yamuğu olmayan birisini yani AKP'nin içinde barındırmıyorsunuz. Dedim ya demin. Ulan her yeriniz yamuk. Yani hani size kızsak böyle hani eskiden derdik sana bak şimdi bir çakarım yamulturum seni falan derdik. İşte AKP'lere bakınca düzeltirim diyesin geliyor yani. Sonra bir çakarım düzeltirim seni falan. Her tarafları yamuk adamların. Ya AKP'ye üye olacak adam ya bunun kafa kağıdı temizse almıyorlar yani. Yani bir suç filan bir şeyler işlemiş olman lazım. Ya bu kadar pisliğin aktığı bir yerde bu da çıkıyor. Yani ellerinden, kollarından, paçalarından, dirseklerinden, ağızlarından, kulaklarından, her yerlerinden pislik akarken bir de çıkmış diyor ki böyle en küçük yamuğu olan yeri AKP değildir. Akşener, CHP ile el sıkıştık başaramadık bu seçimde kellemi ortaya koydum başaramazsak bedeli benim. <laughs> ya ne olacak bedeli senin ne olacak? Partiyi mi kapatacaksın? Ne yapacaksın yani? Yani sen o partiyi kapatsan bedelini ödesen ne? Öde, sanki bana ödeyeceksin. Yani o partinin başında olsan ne? O parti olsa ne olmaz. yani bize ne faydası var ya? sen AK, AKP'nin devamı MHP, AKP MHP kırması böyle piç bir parti oldular bunlar. Arada muhalif gibi gözüken bir parti. Yani Türkiye'ye bir katkın yok senin yani. Olsan ne, olmasan ne? Var olsan ne, olmasan ne yani? Bedel, bedel ödeyecekmiş bir de. Yani bugüne kadar çok bedel ödediniz de şimdi bu yukarıda dur neredeydi o? <laughs> aynı yerde. Sinan Ateş'in Eşi Ayşe Ateş ile kızı ile yaşadığı bir bir anı anlatan Meral Akşener'in biz geçmişimizde siyasi cinayetlere şahit olduk. Bak, densiz ne dediğini bilmiyor kadın. O kadar ağzından çıkan şeyi kulağa duymuyor. Biz geçmişimizde siyasi cinayetlere şahit olduk ama mertçeydi diyor ya. Ulan siyasi cinayetin nesi mertçe olabilir lan? mertçe işlenen siyasi cinayet. Ya bu korkunç bir şey yani. Bu kadar basireti bağlanabilir mi ya bir insan grubunun? Tüm politikacıların. Oğlum siz ne dediniz bilmiyor musunuz? Hiç okumuyor musunuz yani? Düşünmüyor musunuz? Çok garip bir şey ya. Ya bir adam ırkçı ırkçı konuşuyor. ırkçı olduğunu bilmiyor. Birisi Başka türlü konuşuyor, nereye gideceğini bilmiyor. Yani böyle bir densizler ülkesi oldu ya. Oy, gerildim ya. Adeta bir İslami ada olması için böyle çalışmalar görüyoruz. Heybeli adada tepki çeken sanator, sanatoryum kararının ardından bir alanın daha di, diyanete tahsis edilmesi tartışmaları büyüttü. Ada halkı tepkili. <laughs> Diyanete ada tahsis edeceklermiş arkadaşlar. Ederler. Buradan da ikinci bir Epstein. Ben Epstein diyorum. Epstein mi diyorlar. <laughs> Öyle bir olay çıkar. Bu diyanetçilerin işte oraya götürürler. Biz orada sohbet düzenleyeceğiz. Ne bileyim işte organize edeceğiz bilmem ne falan diye. Orada çıkar çıkar cümbüşleri falan. Bakın yazıyorum buraya kesit çıkar. Ada vermek nedir ya? Diyanete tahsis etmek. Yani gel de affedersin. Hani <laughs> namleme koy var ya. Daha ne verilecek sana ya? Senin adayla ne işin olur? Allah'ın belası adamlar. Yeterince yok mu yani? 6 milyardan fazla. 6 bin, Kaç tane bakanlığın bütçesinden fazla bütçen var? Daha ne istiyorsun sen? Arnold Schwarzenegger Almanya'da gözaltına alınmış arkadaşlar. Saatle mine girmiş. Adamlar hiç gözünün yaşına bakmıyor yani girmiş bilmem ne filan. Türkiye'ye gelse bu adam 26 bin ünlü oyuncu Schwarzenegger bir derneğe destek amacıyla müzayede satmayı planladığı 26 bin euro değerindeki lüks saatini gümrük memurlarına bildirmediği gerekçesiyle Almanya'nın Münih Havalimanı'nda gözaltına alındı. Bunlar şey adama gurbetçi muhabbeti çekmemişler. Yani gurbetçi derken Arnold Schwarzenegger Avusturya kökenli ya işte Avusturya Almanya neyse o işte Schwarzenegger köyüne geri döndü filan. Hiç acımamış yani adam bizdir. Bu adam mesela Schwarzenegger Türkiye'ye gidecek ya öyle bir şey olacak. Öyle ben hepinize bir biner euro dağıtayım filan dese adamı en <laughs> üstünde tutarlar. Hatta AKP bu ülkeyi çok iyi yapmış ya filan gibi bir şey söylese. Neler neler yani. Adama ceza vermişler arkadaşlar. İşte terminatör, terminatör bakmıyor. 3 saat alıkonulmuş. 35 bin euro ceza kesmişler. 29 bin euroluk saat 35 bin euro ceza kesmişler. Kartla ödeme talebi ka kartla ödeyecekmiş. O talebi de reddedilmiş. Çünkü cezanın yarısını Alman hukukuna göre kart şey e şey ödemesi lazımmış. Nakit olarak ödenmesi gerekiyormuş falan. Böyle bir da saçma bir şey. Niye, niye yarısı öyle yarısı öyle. Böyle bir şey de olmuş yani. Yani Almanya'da Münih'te ne bileyim bir bakanlıkta bir tanıdığı çaycı falan olsaymış bunlar başına gelmezmiş. Almanya Türkiye işte ondan kıskanıyor. CHP'li çekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş yaşlı bir kadının boğazını sıkarak küfür etti. Evet Bunlar bir eşek. Şimdi de bu zorbalıkları genel itibariyle şimdi AKP'lerden görüyoruz. Şimdi bu <laughs> yani kendilerine illa söyletecekleri şey, yani en olmaması gereken zamanda seçimler yaklaşıyor bilmem ne falan. Bu özgür özelidir bilmem ne toplayacaksın kardeşim. Dikkat edin yani halinize hareket edin. Biz bir AKP değiliz yani AKP'ler gibi olamayız falan. İşte bunların içinde de var. Yani bunlar da gelseler yarın CHP Erdoğan gitti CHP geldi diyelim CHP bir iki dönem kalsa bir on sene kalsa aynı şekilde Erdoğan gibi onlar da ağzına sıçarlar Türkiye'nin zaten sıçık durumda da bir şey değişmez çünkü Türkiye'de şey değişmiyor yani o yine hafızası bitti neyse ne diyordum Heh, yani değişmez bir şey arkadaşlar Türkiye'de çünkü Türkiye'nin dokusu değişmediği sürece siyasilerde de değişmez. Ben gideyim kendinize iyi bakın özgür olun özgür kalın anlayışınızdan öpüyorum sağlık ve afiyetle canım dostlarım